Hepinize iyi akşamlar. Çok güzel bir Zoom toplantısında daha bir aradayız. Geldiğiniz, vakit ayırdığınız için hepinize, özellikle de Hayal Hocama çok çok teşekkür ediyoruz. Hayal Hocamla ilgili çok uzun bir şey söylemeyeceğim çünkü CV'si çok uzun, tanıtımı çok uzun sürer. Bir an önce kendisiyle ilgili kendisinin söyleyeceklerini duymak istiyoruz. Ama şunu söyleyeyim ki 40-45 yıldır bu eğitim hayatına gönlünü vermiş, bu işi çok canı gönülden yapan, barış ve barış yoluyla eğitim konularına eğilen, çok çeşitli keywordlerle tanınan, işte seagulls var, image circles var, var da var. Ama bu gece özellikle motivasyon yükseltme üzerine konuşacak ve bize bir takım adım adım fikirler verecek. Ben araya girmemeye çalışacağım. Baştan sona gidiyoruz. Hayal Hocam, 10 dakika kala ben size hatırlatma yapacağım. Tamam. Sorusu olanlar size bir şeyler soru yöneltmek isteyebilir. Ve bu arada geçmiş toplantılarımızda bazen böyle tuhaf katılımcılarımız oldu. Uygunsuz şeyler yazan, söyleyen tipler katılıverdi aradan. Eğer herhangi biriniz öyle birini sezerse lütfen komentlere yazarsanız Aydan Hocam o kişiyi disable eder hemen anında. Evet. Disable edelim ve sözü ona bırakalım. Hepinize iyi dinlemeler. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Öncelikle Aydan Hocama ve çok değerli Suzan Hocama teşekkürlerimi sunuyorum. 1995 Eylül'ünden beri birlikteyiz. 25 yıl olmuş, daha nice 25 yıllara diyorum. Dernekçilik çok zor bir iş ama İNGET, özellikle İngilizce öğretmenlerine çok güzel bir şemsiye altında toparlayan harika bir dernek. Onlarca dernekte çalıştım ama İNGET gibisini görmedim. Baştan bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum tüm çabalarınız için. Evet değerli arkadaşlar, bugün pandeminin çok yoğun olduğu ve 2 günlük bir kapanmanın hemen öncesinde sizlerle tatsız bir konu, pandemi, zor zamanlar, risk dönemleri. Hem bunu konuşacağız ama bir taraftan da bizler için çok yeni olan uzaktan eğitimin son derece yoğun olduğu bu dönemde öğrencilerimizi bir türlü motive edememek ama tabii önce kendimizi de edememek sorunundan söz edeceğim ve birlikte bunu nasıl aşabiliriz, nasıl rahat edebiliriz aslında ekran karşısında da çocuklar ekranlarını kapatmadan, efendim mikrofonlarını susturmadan ya da başka şeylerle ilgilenmeden cana gönülden verilen eğitime odaklansın. Bir bunu konuşmak istiyorum bugün. Biraz hızlı gideceğim ön slaytlarda. Çünkü sonda sanıyorum sormak isteyeceğiniz çok daha fazla şey olacak. Biz daha iyi bir dünya için çaba gösteriyoruz eğitimciler olarak. 21. yüzyıl gerçekten yoğun rekabetin yaşandığı ve riskli ortamlarda da bulunduğumuz bir dünya, başarıyı ve mutluluğu, bakın sadece başarı demiyorum, önce mutlu olmak, keyif almak gerekiyor işinden. Bunu yakalayabilen sağlıklı ve nitelikli, kaliteli gençler yetiştirmek zorundayız. O kalite kavramını hep beraber üzerinde düşünüyoruz, buna çözüm bulmaya çalışıyoruz zaten yıllardır. Hem eğitimciye hem ailelere düşen bir misyon var. Önce kendisi, sonra ailesi, çevresi, ülkesi ve dünyası için nitelikli bireyler yetiştirerek toplumun huzur ve gelişimine katkı sağlamak bizim görevimiz. Bir çocuk doğuruyorsak ya da etrafımızda öğrencilerimiz varsa çocuğumuz gibi onları bu amaçla yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama tabii pandemi bize neyi öğretti? Her şeyden önce sağlık. Her şeyden önce sağlık. İyi bir öğretmenin olmazı olur yapan kişi olduğunu hep düşündük. Buna öğrettiler bizlere ve gerçekten de öyle. Hem Kars'ta hem
Antep'te çalışmış bir hoca olarak bunun böyle olduğunun biliyorum, bilincindeyim. Bizler sınıflarımızda çok mutluyduk. Özellikle İngilizce öğretmeni en çok eğlenen, en çok da eğlendiren öğretmen. Ben çok isterdim Aydan hocamın ya da Suzan'ın öğrencisi olmayı. Çok keyifliydi. Bir zamanlar Gülfem, Sena, değil mi? Bena Gülpeker. Çok keyifli zamanlar geçirirdik birlikte. Evet, neler yapıyorduk biz motivasyonu yükseltmek için? İşte mesela bir öğretmen ne yapmış? Kılıktan kılığa girmiş. Bir başkası yine bir tulum geçirmiş üstüne. Bir başkası kağıttan çocuklar üstüne bir şeyler yazmış, çizmiş, onu elbise yapmış. Bir tanesi yazık bizim okullarda, doğuda özellikle yaşadığımız gibi pergel ya da cetvel yok. Sandalyeyi kullanıyor. Kendimizi kullanmamız öğretildi bize senelerce. Hiçbir materyalin yoksa kendini kullan. Çocuğuyla okula gelmiş bir öğretmenin yardımına koşan öğretmenler ve uyuduğu halde yanına gidip onu kucaklayan, sarmalayan öğretmenler olduk biz hep motivasyonu yükseltmek için. Ama ne oldu? Pandemi geldi, işimiz çok zorlaştı. Bir taraftan elinde teknolojiyle doğmuş çocuklar var, öğrencilerimiz. Bir tarafta bizim gibi yaşını almış deneyimli öğretmenler, ama bir taraftan da gerçekten teknolojinin çok farkında öğretmenlerimiz de var. Böyle bir kocaman dünyanın içinde hep beraber debelenip duruyoruz. Evet. Öğretmenler sıkıntılı ekranın karşısında. Öğrenciler, veliler sıkıntılı. Öğretmen şekilden şekle girse de öğrenciyi ekran başında tutamıyor. Ve biz diyoruz ki uzaktan eğitim nasıl daha eğlenceli, keyifli, motive hale gelebilir? Biz bir kere şunu çok iyi anladık sanıyorum hep beraber. Teknolojiyi etkin ve verimli kullanmamız gerekiyor. İşimizi kolaylaştırıyor, zaman desteği veriyor, olayı görselleştiriyor, bu açıdan keyifli ve bir taraftan da güvenli ve sağlıklı. Birbirimize bir şey bulaştırma riskimiz yok. Hedefimiz motivasyonu yüksek, yenilikçi, yaratıcı, esnek, uyumlu ve hayal kurabilen öğrenciler. Bunlar bizler için son derece önemli. Peki okulun ekip çalışmasının yaşamımızdaki rolü son derece önemliyken, ben sanıyorum farklı bir PowerPoint açmışım. Çünkü istediğim PowerPoint'i göremiyorum maalesef. Okulun ekip çalışmasının yaşamımızdaki rolü çok önemliydi. Ama salgın varken biz bunu nasıl gerçekleştireceğiz? İşte bir şeyleri planlayıp, uygulayıp, deneyip, sonuçlarını kontrol edip, önlem alıp hayata nasıl geçireceğiz? Bunlar son derece önemli. Peki salgın varken bu ekip çalışmasını nasıl yapacağız? Sanal ortamda imece mümkün olacak mı? Ve bunu hem mümkün kılmak hem de motivasyonu artırmak için ne yapacağız? Bizler biliyoruz ki motivasyon intrinsic, extrinsic, yani içsel ve dışsal motivasyon olarak ikiye ayrılıyor. Dışarıdan istediğiniz kadar ödül ve ceza verin, havucu tutun, ne yaparsanız yapın. Öğrencinin içindeki o aşkı hissetmemiz, hissettirmemiz, ona o duyguyu vermemiz gerekiyor. Yani aldığı dersin gerçekten onun yaşamsal öneminde olduğu ve bunu öğrenmesi gerektiği duygusunu, düşüncesini kavramak gerekiyor. Siz bu slide'da göremiyorsunuz ama ben esas slide'ımı açtım. Bir babaya sormak istiyorum ben burada. Ne yapacağız? Motivasyonu nasıl artıracağız? Bizim babalarımızdan biri İsmail Hakkı Tonguç. Köy enstitülerinin babası. Biliyorsunuz çok değerli bir eğitimci. Şöyle diyor, köy enstitülerinde yetiştirilen çocukların kültürleri cila şeklinde ve ezberlenerek benimsenmiş bilgi değil, iş içinde
iş aracılığıyla öğrenilen gerçek ve öz bilgilerdir. Şimdi burada son derece önemli kavramlar var. Ezberlenerek değil, cila olarak değil, hadi bunu yapalım olsun bitsin değil. Biz anlattık çocuk anlasın öğrensin, hiç değil. İş içinde, yani çocuk ellerini o hamurun içine koyacak, onu yoğuracak. Gerçek ve öz bilgi, yani hayatta kullandığı bilgiyi öğreniyor olduğu düşüncesiyle bir kere motive olacak. Benim bunu öğrenmem gerekiyor. Çünkü ben ileride bu ekmeği yapacağım. Onu yoğurabilmek için de neleri koymam gerektiğini öğrenmem gerekiyor. Onun için köy enstitüleri yaklaşımı bizlere son derece yararlı. Acaba diyoruz biz, Tonguç Baba'nın bu cümlesiyle, yüksek motivasyonun köy enstitülerinde nedeni bu muydu? Evet, gösteremediğim için üzgünüm. Niye yanlış bir şeyi açtığımı bilemiyorum. Evet, motivasyonları gerçekten çok yüksekti köy enstitülerinde. Her öğrenci bir kere bir müzik aleti çalardı. Bakın, keyifli bir şey yapardı. Keman, mandolin, piyano. Bunları hem öğrenmek hem sergilemek bir kere motivasyon veren bir şey. Sizler öğretmen olarak bir çalgı çalıyor musunuz? Bir müzik aletiyle ya da koro çalışmalarıyla ilgili misiniz? Çok önemli. Bir kere öğretmenin ses yönetimi son derece önemli. Yani karga gibi bağırıp duran ya da sürekli sabit konuşan bir öğretmen mi? Yoksa sesini böyle zaman zaman romantik yapıp niye böyle yapmıyoruz çocuklar, haydi şunu yapalım diyebilen, sesiyle oynayabilen bir öğretmen. Demek ki müzik aleti çalmak bir kere kişiye böyle bir oynama gücü veriyor. Bir başkası güne spor ve halk danslarıyla başlıyor olmak. Bakın vücudu ne yapıyoruz? Geçen Aydan Hocam'ın konuşmasında işte arada bir kalksınlar, otursunlar, hareket etsinler değil mi? NLP çalışmalarında biz bunu yapıyorduk. George Pickering'in hiç unutmuyorum hepimizi kaldırıp hareket ettirip oturttuğunu. Yani bunlar son derece önemli konulardı. Niye köy enstitülerinde bu kadar motivasyon yüksekti? Bir başka konu okumak. 496 klasik eser Türkçe'ye çevrilmiş o dönemde. Ve her öğrenci yılda 24 ile 30 tane kitap okumuş. Çantalarında, heybelerinde, her yerde. Okumanın gücü, ama bir tarafta da böyle elimizde telefonlar, oynadığımız, oyunların içine daldığımız motivasyon. Nasıl motive olacak çocuk? Sadece işte orada oynadığı oyunlar, tanıştığı yeni kişiler, oralardan gelen videolar, bunlar mı? Biz bile kendi kendimize diyoruz ki herkes elinde oyuncağıyla oynuyor, hiç kimse konuşmuyor bir arada. Şimdi sınıflardan, ekranlardan, birlikte yaptığımız tüm toplantılardan bunu kaldırıp yerine başka şeyleri koyma zamanı diye düşünüyorum. Bir başka olay, kendi ürünlerini kendileri ürettiler köy enstitüler. Kendi ürünlerini kendileri ürettiler. Giyiminden yedikleri şeye kadar her şey onların ürünüydü. Cumartesi toplantıları yaptılar, büyüklerini eleştirdiler. Ve kuramsal olarak, bakın en önemlisi bu, çünkü sonunda imece halkaları olarak oraya geleceğiz. Kuramsal olarak öğrendiklerini uygulamaya döktüler. Yani geometride, kimyada, cebirde, matematikte öğrendiler. Sonra oturup onları uygulayarak kendi binalarını yaptılar ve ondan sonraki çalışmaları hepsini üretmeye gayret ettiler. Bir çalışmayı paylaşmak istemiştim. Evvelki sene Bahçeşehir Üniversitesi yüksek lisans öğrencilerinden bir grup, köy enstitüleri gibi iyi bir yöntem, iyi bir model varken yönetici öğretmeni öğretmen öğrenciyi neden motive edemiyor, motive etmede zorlanıyor diye çalıştılar.
İşte sistemden kaynaklanıyor, yöntemden, politikadan, toplumdan. Ben yönteme odaklanan hocalardan biriyim. Ve yöntemin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Ve diyorum ki tamam, pandemi bizi kilitlemiş, kısıtlamış olabilir ama elimizde teknoloji var. Bizim de, öğrencilerimizin de. Bunları kullanmaları için fırsat var. Yani gidip kütüphanede bir fiil bir şey yapamayacak ama girecek Google Akademik'ten tarayabilecek, bu arada quotation'ları öğrenecek, APA style öğrenecek, referans nasıl yazılır onu öğrenecek. Tüm bunları da öğretme zamanı. Yani ilkokullar içinde, lise, üniversite, yüksek lisans, hayır. Artık o kadar değişti ki öğrencilerin algılama ve alma süratleri, düzeyleri. Bizler bunları yapabilecek duruma geldik. Bakın bu resim sağ altta, An Innovative Course Design for the New Normal Teacher Education. Geçtiğimiz ay Malezya'da bir eğitim kongresinde sundum ben bunu. Bir dönem süren bir pedagojik formasyon dersi. Yeni normalde öğretmen ne yapacak? Ama yeni normal sadece pandemi için geçerli değil. Risk dönemlerinde, deprem olsun, sel olsun, yangın olsun, herkes hastalıktan kırılsın ya da sadece bir grup çocuk çok hasta olsun. Onların dönemlerinde öğretmen nasıl donatılmış olacak ki pre-service döneminde ya da geçtiyse bu çalışmakta olan öğretmense in service programı olarak nasıl biz takviye edeceğiz öğretmenimize, eyvah ne yapacağız demeyecek. Yani sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir grup öğretmeniyle dönüp durmayacak bir takım avantajlı, ödüllü öğretmenler. Tabii ki onların başarılarını kutluyoruz ama bütün öğretmenlerin özgüvenini kendilerine teslim etmek gerekiyor. Her öğretmen kendi sınıfının lideri. Bu duyguyu yıpratamayız, yıpratmamalıyız. Onun için de öğretmeni donatmak lazım. Evet, şimdi bir kere teknolojiyi çok etkin ve verimli kullanmamız gerekiyor. Bir de ders verme yöntem ve değerlendirme sistemimizi, yani measurement and evaluation kısmını ona uygun olarak değiştirmemiz gerekiyor. Yani yıllardır süren o şu kadar sözlü yazılı ödev, işte biraz değişti, portfolyo management bilmem ne girdi ama rubrikler devreye girdi. Ama rubrikler de böyle hemen hazırdan alma olmayacak. Herkesin onu kendi isteğine, beklentisine göre düzenliyor olması gerekecek. Evet, ben sanal proje yönetimi öneriyorum bütün öğretmen arkadaşlarıma. O kadar keyifli bir yöntem ki 97'den beri uyguluyorum sınıflarımda. Aslında daha önce başladığım bir çalışmaydı. 95 yılında Dünya Bankası ödül verdi imece halkaları yöntemine. Ne içerisinde 2005 Türkiye yaratıcı kalkınma fikirlerinden biri olarak 839 projeden 23 projeye destek verdiler. Biri de imece halkalarıydı. O zaman ben hem Boğaziçi'nde hem Yıldız Teknik Üniversitesi'nde buna benzeyen imece halkaları yöntemiyle proje tabanlı çalışıyordum. O zaman 16 taneydi, şimdi 5000 civarında. Yani K12'lerde, özellikle K'larda, ana sınıfı çocuklarında o kadar güzel işe yarayan bir yöntem ki. Ve üniversitelerde tabii ki yüksek lisans derslerimde de düşünmeyi, ekip oluşturarak sorun çözmeyi ve sinerji yaratmayı öğretiyor. Ve çok da eğlenceli. Sadece öğretmen değil, öğrenciler ve hani başında veliler de izliyormuş ya, veliler de eğleniyor hep beraber. Evet, biz doktora yaparken Alvin Toffler'ın kitaplarını okuturdu bize Yener Gülmez hocam.
beynimizi işte ne kadar kullanıyoruz. O zaman %5'lerdeydi, sonra %15'lere çıktı. İşte biraz daha çıkarsa çatal bıçak uçurmaya başlayacağız. Biraz daha ilerletirsek bu işi birbirimizin beynini okuyacağız. Bazen okuyoruz şimdi de ama yanlış oluyor sanıyorum. Anlaşmazlıklar oradan çıkıyor. Beynimizi tam kullanırsak konuşmadan birbirimizi anlayacağız, ekip olacağız. Not now. Tabii ki şimdi değil bu. Şimdi sanal ortamda ekip olarak nasıl proje yapacağız? Bir kere imece dediğimiz şey, hani köy enstitülerinden de bahsettim ya, bizim köy kültürümüzde birlikte işte kızı evlendiriverelim de işte çeyizini beraber yapalımdan tutun da hasat birlikte, her şey birlikte, birbirine el vermek olayı. Aynı imece ruhunu sınıflarımızda da yapmak gerekiyor ama o grupların sayısını açtığınız zaman bir kısmının üstüne yıkıp da görevleri yatan öğrenciler olmasın lütfen. Onun için öğrencilerinizi tanımanız çok önemli. Bazen iki kişiyle yaptım İmece halkaları dediğim çalışmaları, bazen 8 kişiyle çok keyifli projelerde yaptığımız oldu. Şimdi imeceyi nerede kullanabiliriz? Konu işlemek için bir kere ideal arkadaşlar. Yani İngilizce üniteleri indirin. Mesela Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Eda Hoca'yla ve ekibiyle bir çalışma yapmıştık bir yaz. Şeyi alın, kitabınızı, içindeki content bölümünü açın. 12 tane diyelim ünite var. İlk ünite sizin. Öğretmenin rol model olarak ilk üniteyi işlemesi gerekiyor. Çocuklara bir feyz vermesi, örnek olması. Sonra hadi bakalım hangi konuyu hanginiz seçiyor? Grupların oluşması. Mutlaka bir open space technology yapmak gerekiyor. Yani öğrenci alıyor kağıdı, hemen gidiyor. Ben üçüncü üniteyi yapacağım. Kim benimle çalışacak? Bunu biz sınıfta yapıyoruz da burada yapamayacak mıyız? Tabii ki yapabiliyoruz. Sanal ortamda oyun gibi. Yani ne zaman yaptım? İşte geçtiğimiz dönem Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencileriyle benzer çalışmayı yaptık. Hem eğleniyorlar hem mutlu oluyorlar. Üniteleri dağıttığımız ekipler oluştu. Ondan sonra proje çalışmasını ne olduğunu beraberce tabii yapıyor olacağız. Sonra kalite araçları kullanmak gerekiyor. Bunlar da neymiş? Bunlar çok kolay. İşte brainstorming dediğiniz şey bir kalite aracı. Efendim fishbone diagram bir kalite aracı. Neyi buluyor? Sebep sonuç. Ana nedenleri, kök nedenleri buluyorsunuz balık kılçığı yaparak. Mesela neden biz motivasyonu yükseltemiyoruz sorusunu sorduğumuzda hep olumsuz bir soruyla balığın kafasına yapıştırıyoruz şeyimize, projemize. Neden öğretmenler mağdur oluyor? Neden veliler bu işlere çok karışıyor? Neden bakanlık çok destek değil? İşte bu ana nedenler ve her birinin içinde de küçük küçük kök nedenler. Bunları bulduktan sonra zaten çocuklar hangisinin üzerine odaklanıp hangisine çözüm getireceklerini kendi WhatsApp gruplarında ya da Zoom gruplarında çözümlemek zorundalar. Yani öğretmen bunları baştan örgütlüyor ama sonra sadece kontrol eden oluyor. Öğrenciler grup grup çalışıyor. Biz şu saatte hocam bunun başındayız. Yani siz o gün dersiniz varken açtığınızda ekranınızı her grubun 5'er dakikalık ya da 10'ar dakikalık size raporlamasını izliyor oluyorsunuz. Ve onlar bittikten sonra da sunumlarıyla, yaptıkları çalışmalarla üniteleri işlemeye başlıyorlar ki diyelim ki 12 ünite varsa 12 saatlik ya da 24 saatlik bir süreçte değerlendirmesiyle her şeyle ortaya çıkıyor. Yani bu beni son derece, bakın 64 yaşındayım, o kadar keyifli götürüyor ki sınıfın içinde ya da ekranın başında. Evet, ekranın başı biraz sinirleniyorsunuz. Bir şeyini sağını solunu düzeltmek durumunda kalıyorsunuz ama yine de öğrencinizin farklı bir şey öğrenip
içindeki değerleri ve becerileri ortaya koyduğunuzu hissetmekten de keyif duyuyorsunuz. Her şeyi eski klasik yöntemlerle yapamayız artık. Eski yöntemi, eski bilgiyi yeniyle birleştirip sunma zamanı. Yani yeni bir dönem, yeni şeyler söyleme zamanı. İşte demokratik karar vermeyi öğrenecek. Öğrenci oradan başlıyor kendi toplantısında. Ben şu kök nedene çalışalım, odaklanalım diyorum. İşte ben ona 7 üzerinden şunu verdim, öbürü 5. Yani hem matematiği koyuyor, istatistiği koyuyor, WhatsApp'la matris çalışması yapıyor. Bunlar hep oldu, oluyor. Çok da keyifli işliyor. Yani gözünüzde büyütmeyin. Bir kere sistemi kavradıktan sonra o tıkır tıkır işlemeye başlıyor. Analitik sorun çözme yöntemini özümsesinler. Bilimsel yaklaşımın ne olduğunu özümsesinler. Sanal ürün dosyası nasıl yönetilir öğrensinler. Teknolojiden destek almayı seviyorlar. Sosyal medyayı daha çok seviyorlar. Anketleri oradan uygulasınlar. Özgün istiyorlarsa web sayfasıyla sunularını yapsınlar. Yerleştirsinler bir bloğa ya da web'e o çalıştıkları üniteyi. Ve ondan sonra onun linkine öğretmen girsin. Elinizde kriterler birlikte oluşturduğunuz. O kriterler, rubrikler doğrultusunda hem öğretmen hem diğer sınıf arkadaşları hem de kendi grubu öz değerlendirme yapsın. Ve sizin de not verme payınız çok az bir yüzde olsun. Bırakın onlar versinler notlarını. Bunu yaparken eğlenceli olsun diyorsanız video çekimler yapsınlar, dramalar yapsınlar, PowerPoint sunumlarını süslesinler. Hepsi serbest ve tabii ki etik her işin başı, etik kurallara uymayı öğrensinler. Clip artların bile sorusunu yazmak zorundalar. Nereden alınmış? Çünkü yiğidin hakkını yiğide vermek ve vefa duygusunu öğretmek zorundayız. Gitgide yok olmakta. Evet, PC, internet ve yöntem oldu mu bu iş harika yürüyor değerli arkadaşlarım. Evet, nasıl atıyoruz adımları? Birazcık söz ettim aslında. Projenin seçim yöntemi nasıl olacak? Ben bunu niye farklılaştım diye üzülüp duruyorum. Bir kere dayanağımız PUKO döngüsü olacak. Yani planlayacağız, küçük bir gruba uygulayacağız, kontrol edeceğiz, önlem alacağız mı? Yok, onu alamayacağız. Kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki çalışma yapabileceğiz. Yani kısa dönemlik çalışmada, kısa bir proje dönemi ise bunu siz zamanınıza göre, konunun içeriğine göre, dersin hedeflerine göre siz belirleyeceksiniz. Sorun ne, neden var, nasıl çözeriz derse bir kısa dönemlik proje. Sorun ne, neden var, nasıl çözeriz? Uygulamayı da yapalım, veri toplayalım. Veri toplamak için survey uygulayalım. Ya da biz gözlem yapar sonuçları getiririz. İşte anketimiz var, hepsini planlayacağız ve sonra kontrol edeceğiz sonuçlarını. Size sonuçlarıyla döneceğiz diyorsanız o uzun dönem, uzun soluklu bir proje. Ona göre paylaşımlar yapılacak. Önlem alma kısmını yapmayacağız. Peki neler yapılacak bunda? Bir kere proje yönetimi eğitimiyle başlayacağız. Dönemimize, derslerimize ya da proje dönemine. Ne demek imece halkaları, nasıl yönetilir? Bu bir ya da bir buçuk saatinizi alan bir eğitim. Ondan sonra ünite konularını demin söylediğim gibi listeleyip birinciyi size ait diye düşünüyoruz. Diğerlerini öğrencilere paylaştırıp onların istekleri doğrultusunda sanal ekiplerin oluşturulması ve sorunlar neler? Her birinin ünite konusunda mesela postane ya da ne diyelim hep eskilere gidiyoruz. Sağlığımızla ilgili bir konuysa
biz burada ne bulacağız? Gezegenimizle ilgiliyse çevrecilikle, bununla ilgili nasıl işte endemik bitkiler, bunlarla ilgili sorun olacak belki. Liderlik becerileri, Atatürkçülük, bunun gibi bir dolu konu. Bu seçilen üniteler arasından bir alan taraması yapmayı öğrenecekler. Google Akademik'ten, Scholar'da, İngilizce ya da Türkçe durumlarına göre. Ve ondan sonra etik bir şekilde onlara API style'e göre klasörlemeyi öğrenecekler. Ve strateji ve yöntem planlamayı da kendileri yapacaklar. Biz nasıl veri toplayacağız, nasıl sorunu çözeceğiz, nasıl çözüm yollarını paylaşacağız herkesle ve bunu size raporlayıp verecekler ve bir PowerPoint sunum olarak verecekler. O sunumu hep beraber öğrencilerle ve diğer izlemek isteyen öğretmen ve velilerle de paylaşımı açma imkanınız olacak. Aydın Hocam, birazcık sizi mutsuz ettim galiba. Adımlar lütfen gözünüzü şey yapmasın, karartmasın. Tıkır tıkır yürüyen gerçekten bir proje. Hele ki sunumlarda öz değerlendirme, akran değerlendirmesi ve öğretmen değerlendirmesiyle gayet keyifli giden bir çalışma. Dediğim gibi neler kullanabiliriz? Beyin fırtınası dedik, balık kılçı dedik, 5M1K çok biliyoruz artık. Bir kere iş akışı diyagramları, o flow chartları, iş bölümlerini paylaşacakları öğrenciler. Bakın her biri bir oyun, her biri bir çalışma kağıtçığı. Önceliklendirme, grafikler, tablolar, kontrol çizelgeleri, ilişkiler diyagramı ve zaman yönetimi. Tabii bu arada neyi öğrenecekler? Siz bir örnek zaman yönetimi onlara göstereceksiniz. İşte solda yapılacak, atılacak adımlar, yukarıda bizim süremiz. 3 haftada mı bitecek, 4 haftada mı, kaçar saatten ve bunun sonucunda da o kırmızı tabii ki sunumun yapılıp bir sanal ödül aldıkları. Ne olabilir? Mutlaka sertifika, mutlaka küçük minik birer hediye, biz severiz kitap hediye etmek örneğin. Bunlar yapılabilecek. Peki biz bunu nasıl uygulayabiliriz diye sorarsanız, ara sınav için bunu uygulayabilirsiniz. Yani konuları dağıttınız, her bir çalışılan ekip projesi o çocukların ara sınav sonucu olabilir, finalleri olabilir, ödev ürün dosyasında yer alabilir, sosyal sorumluluk projesi olabilir bir üniversite sınıfı ise ve dersi tek tek ünite halinde işleme yöntemi olarak da çok işe yaradığını söylemek istiyorum. Diyorum ki bırakın onlar çalışıp sunsun, siz kolaylaştırıcı olun, hatta veliler de destek versin. Böylece yol alalım, birlikte kotaralım. Şimdi size bir 18. yıl Uluslararası Bilişimci ve Lider Martı projelerinden de söz edeyim. Bu adres ilginizi çekebilir. Şimdiye kadar 490 proje uluslararası da olmak üzere çalışıldı. Son 8 senedir üniversitelerde, önce Boğaziçi Üniversitesi, arkasından Bahçeşehir ve Kıbrıs'ta da yürüttük bu projelerimizi. Mesela 2020 yılında Hindistan'dan mutlaka City Montessori bizlerle oluyor. 11. sınıf öğrencileri bir ne yapmışlar? Toplum önünde konuşma korkusunu azaltma projesi. Bu hepimize lazım bir proje. Ben de çok fazla hissederim bunu. Stage fear'ı nasıl yok edeceğiz? Sayfamızı ziyaret edip isteyebilirsiniz benden bu projeyi. Gönderirim, çok keyifliydi. Ve bakın Kıbrıs'ta yüksek lisans öğrencilerimin 3 tanesi çok güzel projelerini bu projeye kattılar, martılara ve ödül aldılar. Pandemi günlerinde Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencilerinin
teknoloji kullanımıyla ilgili kalite bazlı sorunları ve çözüm yolları projesi. Bu bir vize projesi olarak yapıldı. Bir başka öğrencimin Kuzey Kıbrıs okullarında TKY uygulamaları, sorunlar ve çözüm yolları projesi. Yapılan projeler ve seçilen konular uygulamada da işe yarayan şeyler. Yani Kıbrıs'taki Eğitim Bakanlığı'nın bu işlere el atması muhteşem bir şey olur bu projeden yola çıkarak. Bir başkası da yine oradaki okullarda stratejik planlama ile ne tür sorunlar yaşanıyor. Hep bakın konularla, işlenen konularla, güncel konularla ilgili şeyler. Bu sene yine 4 kategorimiz var. Engelliler için engelsiz martılar, üniversiteler için lider martılar, toplum martıları, anne babalar girebilir buna, sivil toplum örgütleri girebilir ve tabii ki K12 sınıfları katılabilirler. Bu sene 7 ünitemiz var, 7 temamız var. Pandemiyle gelen sorunları çalışabilir öğrenciler. Sağlık çalışanlarının sorunları, hepimizin yakinen izlediği ve üzüldüğü konular. İnsana saygı koronada, yani ben bir yaştayım, kapatıyorum sürekli ama karşımdaki genç arkadaş açık dolaşıyor. Bu insana saygısızlık ve tedavisi ve aşısı. Sonra nasıl eğitim? Yine koronayla ilgili olabilir. Uzaktan, hibrit, yüz yüze, bunlara çözüm yolları geliştirilebilir. Belki kitaplar yazarsınız, e-booklar hazırlarsınız. Çevre, tarım, endemik türler, Atatürkçe vatandaşlık bilinci, özgürlük nereye kadar? Kadın hakları, yarın tabii önemli bir gün yine. Kariyer edinimindeki değişiklikler ve inovasyonla ilgili çalışmalar. İnget, çok teşekkür ediyorum yönetim kuruluna, destek verdi bu konuda, duyuruyor her zaman yanımızda biliyorum, Dünya Konseyi ile beraber. Ve biliyorsunuz İnget içerisinde yeni bir Special Interest grubumuz var. Çok da yeni değil, 2000 yılında yine kurmuştuk, QELT vardı, bir de MELT vardı değil mi Aydan Hocam? O management ile ilgiliydi, biz de quality ile ilgiliydik. Yine bir interest grubumuz. Okulunuzda bu tür çalışmaları yapmak istiyorsanız her zaman yanınızdayız. Ama önce lütfen üyemiz olunuz. Çok minicik bir ödentimiz var. Bugün Sri Lanka'dan bir öğretmen arkadaşım üye olmak istedi. İnşallah o da bizde olacak. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten keyifli, mezun ettiğim öğrencilerimin bu yöntemi uyguluyor olmalarını diliyorum. Bazı çok olumlu feedback alıyorum tabii bununla ilgili olarak. Ama bir cesaret, bir başladınız mı hiç kopamayacaksınız. Proje tabanlı öğretim gerçekten çok verimli bir çalışma sistemi. Evet. Ayhan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok bu güzel sunum için. Çok ayrıntılı konuların alt başlıklarına girdiniz. Dinleyicilerin arasından da katılımcıların arasından da dört kulakla dinleyenler sorular sormak istediler. Ne güzel. Mesela sorulardan bir tanesi soru değil de evet soru. K12 düzeyinde öğrenciler üniteleri nasıl işlerler? Özellikle K ve 1, 2, 3 gibi yani 12 belki daha kolay da. Birilerine mi öğretiyorlar? Üniversite öğrencileri ve lisans işte öğrenciler için daha uygun görünüyor. Ancak daha genç öğrenciler bunu nasıl yapabilirler? Mesela bir soru bu. Evet, mesela K'lar için konuşayım. Kemer Zeynep Mutlu Okulları vardı bir zamanlar ve Seval Göbel öğretmen, dinliyor mu bilmiyorum. Müthiş bir proje lideri olarak o 5 yaş grubuna kendi ünitelerinden bir tanesi mesela çevreydi. O üniteleri öğretmen biliyor. Onlara paylaşımı delillerinin aracılığıyla tabii ki o sınıflarda, o küçük sınıflarda onların desteği alınacak. Çevreyle ilgili çalışma yapmak isteyen çocukları toparladılar. Tabii o zaman PowerPoint değil, yansılarla Boğaziçi Üniversitesi o BTS'yi bilir misiniz? Albert Long Hall'da. O minicikler İngilizce olarak sundular bunu. Biz işte
şey çöp kutularına toparladık, ayırdık, gruplara ayırdık. Hepsini böyle tek tek. Yani müfredat belli. Müfredata göre kimler bununla ilgili çalışma ister? Yani arkadaşlar, o küçük yaş gruplarının, Barış Manço'nun neler yaptırdığını biliyoruz değil mi? Yani o 10-10-10 olayı var ya, öyle değerlendirme yaptılar, öz değerlendirmeler. Her yaşta mümkün. Engellilerle de mümkün. Bir diğer soruda skills nasıl, yani öğrenci skills'i diğer arkadaşlarına nasıl öğretecek? Yani konu, tema olunca konuları dağıtıp öğrencilerin anne babayla, eğer küçükse ya kendi başına Google'dan arayarak vesaire sunması yapılabilir de, şeyde ne öneriyorsunuz? Yani skill based activities dağıtımı nasıl olacak? Çünkü skills de öğretiliyor biliyorsunuz, damardan İngilizce öğretimi olunca temadan çok skills oluyor ve English content oluyor. O skills konusunda bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa o indirectly mi? Yani hem indirectly hem zaten hoca öğretmenin de kendine düşen zamanları var. Yani o konuyu bütünüyle çocuk alıp götürmüyor ki. Çocuğun yaptığı o ünite içinde esas böyle işlenmesi, kazanılması, öğrenilip kendi sorgulama yöntemiyle sorunu tespit edip onu nasıl çözeceğine odaklı. O arada öğretmen kendi işleyeceklerini gayet temel bir şekilde öğretecek tabii ki. Ama çocuk, aa biz şu konuyu geçtik, bitti gitti değil. Ben bunu öğrenirken işte HES'leri öğreniyorsam, HES'ler neden zararlı, neden ben bunu kabul etmekte zorlanıyorum, bunun başka bir yöntemi yok mu, bunları da öğrenecek. Yani vatandaşlık bilincini de, her dersin hedefi nedir? Sadece kendi alanında bir şey öğretmek değildir. Sonunda biz kocaman iyi bir vatandaş, öğrenmeyi öğrenmiş ve çözüm bulabilen bir vatandaş yetiştirmeye çalışıyoruz. Konuları öğretmen öğretecek tabii ki kendisi ama... Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir başka hocamız şöyle yazmış. Daha çok formative assessment bazlı bir yöntem bu. Ülkemiz eğitim sistemi summative assessment'a dayalı iken bu çalışmaları nasıl kaynaştırabiliriz? Örnek verebilir misiniz? Demiş. Vallahi öğretmenlerimiz çok becerikli, çok başarılı, yaratıcı. Hepsine çözüm bulabilirler. Yani araya bir şeyleri sokmak ve bunu bununla bağdaştırdım demek. Hani hep bana öğretmenler şu sorunla geliyordu. Ama hocam müfredat çok ağır ve biz bunları yetiştirmek zorundayız. Hayır, asla değilsiniz. Sizler hepsine o kadar güzel birbirine linkleyip o proje, o konuların işlendiğini ifade edebilirsiniz ki aynı şekilde değerlendirmenin artık tüm dünyada çok değiştiğini biliyoruz. Biraz değişikliğin içten gelmesini de biz sağlayalım. Yani bir şeyleri bu daha uygun demeyi yapalım, başaralım diyorum. Aslında siz zaten baştan söylediniz. Yani bu bir başlama meselesi. Bir başladınız mı bırakamazsınız. Bu kadar zevkle bu projeleri yürütürsünüz. Hiç yapmamış olanlar için tabii çok yepyeni bir dünya bu. Yepyeni bir bakış açısı. Hani hiç normal bildiğimiz tür eğitim, tamamen bildiğimiz türde sınıfta eğitim verme yerine daha proje bazlı yapmak veya değerlendirmeyi proje üzerinden yapmak. Bir başladı mı gider dediğiniz gibi. Herhalde en güzeli sizin e-mailinizi bir daha gösterseniz. Bir yerlerde bir e-mailli sayfanız vardı. Arkadaşlar, arkadaşlarım beni her zaman arayabilirler. Akşam 10'a kadar. ve ben onlara sanal ortamda, okullarındaki öğretmen gruplarına da, bakın bilişimci martılar, mesela mektebim okullarıyla ODTÜ Koleji Vakfı bu yöntemle aldılar eğitimlerini. Yabancılara da aynı şeyi yapıyorum. Bir de şöyle bir kendimce kolay yol geliştirdim arkadaşlar. Bir roadmap hazırladım. Bir slide'ı benim yazdığım, bir slide boş.
dolu slayta bakarak ne yapacağını yapıyor öğrenciler. Yani o roadmap bir kere planlama çizilmek zorunda. Oturup hem de bunu yapacak arkadaşlarıyla beraber. Biz burada ne yapalım? Ha işte şurada fotoğraf sergisi, sanal fotoğraf sergisi açsınlar mesela. Efendim bir resim çizme, resim yapma yarışması, bir şiir yarışması ve bunu sanal ortamda da yapsınlar. Instagram'dan da paylaşsınlar, Facebook'tan da. Yani madem bütün dünya buradan işliyor artık, öğrencileri kontrollü bir şekilde zararlı sitelere sokulmasını engelleyerek, burada tabii velilerle küçük yaş, belli yaş gruplarında işbirliği yapmak gerekiyor. Ama kriterleri baştan paylaşıp öğrencilerin onayını alıp siz ne eklemek istersiniz diyerek nasıl bu çok bir sınıf önemli kurallarını koyuyoruz. Şimdi mesela ben yazıyorum arkadaşlar, eğlenceli sınıf yönetimi. Direkt buna odaklı bir çalışma. Yani adım 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 o sınıf yönetimi, classroom management kitabındaki bütün üniteleri farklı öğrenci ekiplerinin bakış açısıyla ünite ünite nasıl işlendi? Belki böyle bir kitap yararlı olabilir. Ama bilişimcimartılar.com adresine girsinler, eski projelere linklerine girsinler, baksınlar, benden istesinler, her zaman için varım. Ama bu gerçekten imece halkaları, yöntemi son derece işe yarayan, yüksek lisansta, lisansta, lisans öncesinde ve K12'de. Çok iddialıyım. Çünkü çok denemesini yaptım. 95'ten. Hayal Hocam, son bir soru var. Onu Enes Hocam sözlü sormak istiyor, sesli sormak istiyor. Enes Hocam, orada mısınız? Hocam, iyi akşamlar öncelikle hepinize. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hocam, ben Sedat Akayoğlu hocamızın öğrencisiyim de, ikinci sınıfım şu anda. Hocam, öncelikle iki sorum olacak. Öncelikle cahilliğime mazur görün. Ben İngilizce tam olarak bilmiyorum. Hani Türkiye çapında bir şey zannediyordum. Sizden sonra biraz bakındım. Daha geniş bir çerçevede olduğunu gördüm. İnget ile ilgili bir sorum olacak. Hani nasıl kaydolabilirim, nasıl kendimi geliştirebilirim? Eyvah, başkanım orada bana soruyorsunuz ama ben sadece special interest gruptayım. Çok özür dilerim hocam. Hani ikinci sınıfım daha, henüz bilmiyorum. Bu yıl haberim oldu. Canım benim, ne güzel. Hocam, evet. Bir sorum daha var hocam. O da şu, pandemiden dolayı çevremde bazı öğrenciler var. Giremiyorlar her ne olsa internet sıkıntısından dolayı falan derslere. Bu konuda hocam kendilerini nasıl kazanım sağlayabilirler ya da nasıl daha verimli bir şekilde öğrenimlerini kazanabilirler? Böyle bir soru sormak istedim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Vallahi internet yoksa telefon var. Cep telefonu yoksa ev telefonu var. Mektup var. Arkadaşlar hala her türlü gitgide böyle ilkel yönteme dönerek her şeyi yapabilecek bir durumda olmalı öğretmen. Ben bu arada pardon Halil Urgancı öğretmeni görüyorum. Yıllarca Muğla'da Turgut Reis Anadolu Lisesi'nde muhteşem projeler yönetmiş bir arkadaşımız. Ve bir bilişimci martı ve de ne yapmıştınız Halil öğretmenim siz? Atık yağlar projesi, hani hepimiz şimdi biriktiriyoruz da topluyor ya, belediyeye götürüyoruz. Bu projenin yaratıcısıdırlar onlar. O martılar Halil öğretmenim. Bütün öğretmenler çok keyifli çalışmalar yapabilir. İnget Special Interest Group bu iş için var. Lütfen Aydın Hocam, çok reklam yaptım gibi oldu ama ben gerçekten İnget'i çok seviyorum. Her alan öğretmeni de bu işin içinde olabilir. Sırf İngilizce öğretmenleri değil. Evet, İngilizce öğretmenleri yöntem açısından ve dış kültürlerle olan yakınlığı açısından değişime daha yakın bir alan. Çok alanla çalışmış biri olarak bunu söylüyorum. Spor öğretmenleri de lider öğretmenlerdir. Sporda kalite için de çok uğraşmıştım. Ama bütün öğretmenlerin kendi imecesinde İngilizce öğretmeninden öğrenecekleri sınıf içi teknikler çok büyük katkı sağlayacaktır. Yani bir imecede öğretmenler kendi arasında başlatıp kendi okulumuzda hangi sorunlar var, kim bunu nasıl çözecek diye odaklanmalıyız. Yani imece her tarafta gerekiyor.
Enes Bey'e acaba yanıt oldu mu? Evet hocam. Çok teşekkür ederim. Peki, sağ olun. Peki. Bekliyorum. Sevgili Hayal hocamız çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, beyninize, imecelerinize sağlık. Başka bir toplantıda tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Dinleyen, izleyen, katılan herkese iyi ki varsınız diyorum. Sizlere de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Hayal hocam ben de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten köy enstitüleri de bize tekrar tekrar hatırlattınız. Hiç unutmamamız lazım. Onların belki tekrar canlanmasını bilemiyorum, başarabilir miyiz? Ama en azından prensiplerini, ilkelerini alabilirsek, kullanabilirsek eğitimimizde sanıyorum onları yaşatmayı başarabiliriz. Şimdi Hayal Hocam'ın kurduğu bu özel ilgi grubu, Special Interest Group dediğimiz gruba üye olabilmeniz için öncelikle derneğimizin üyesi olmanız lazım. Üyelikle ilgili bilgileri Suzan Hocam paylaştı, web sayfamızdan bulabilirsiniz. Ancak sevgili Enes arkadaşım, henüz üye olamayacaksınız. Çünkü biz sadece ve sadece 4. sınıf öğrencilerini, ELT departmanlarındaki 4. sınıf öğrencilerini ve bizzat İngilizce öğretmenliği yapan kişileri meslek derneği olduğumuz için kabul edebiliyoruz. Ancak bir sene, iki sene daha beklerseniz sizi aramızda görmeyi çok çok isteriz. Besbelli ki çok ilgili bir öğretmen olacaksınız, kendinizi geliştirmeye şimdiden hazırsınız. Bizler gerçekten Hayal Hocam'ın bu projelerini mümkün olduğunca sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Ama en sağlıklı bilgiyi kendisinden alabileceğinizi düşünüyoruz. Kendisi de size iletişim bilgilerini verdi. Lütfen ulaşın. Hayal Hocam kimseyi geri çevirmez. Ben öyle biliyorum, ben öyle tanıyorum. Kesinlikle. Size yol gösterecektir, yardımcı olacaktır. Ben o yüzden tekrar tekrar teşekkür ederim. Suzan Hocam size de moderatörlüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Hayal evet, Hocam bir şey mi? Muhteşemsiniz. Bir şey mi söylemek istediniz? Ben sözü kestim. Şunu söylemek istedim. Ben bir kaynak derneklik yapabilirim. Arzu ediyorsa bu genç arkadaşlarım ve başka alandaki arkadaşlarım YİMEDER yani Yenilikçi İmece Derneği'nin öğretmen çalışma grubuna girebilirler. Bizlerle birlikte olabilirler. Harika. Daha sonra ben İnge'de onları yönlendiririm. Harika. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar hepinize. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Gene bekliyoruz.